Müsaade edersen bir de şimdi şeyi konuşalım. 20. hafta karşılaşmaları da hemen başlayacak. Önümüz Cuma günü işte Samsunspor Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Samsunspor aklı tabii şeyde hala belki bu geçtiğimiz hafta yaşadığı Ümraniye karşısındaki şeyde sıkıntıda o futbolun psikolojik tarafları da var. Nasıl etkileyecek bilmiyorum. Bandırmaspor da bu hafta aldığı yenilgiye rağmen önden önceki haftalara bakılırsa iyi bir istikrar yakalamıştı bu hafta hariç. Samsun Bandırma Cuma günü oynayacak. Nasıl bir öngörün var abi? Şimdi Samsunspor takımı bu Ümraniye maçının travmasından, psikolojisinden çok çabuk kurtulmalı. Başlarında Ertuğrul Sağlam gibi bir teknik adam var. Ancak Ertuğrul Sağlam'ın da bu hafta oyundan atılmasını hiç kabul etmiyorum. Yani tecrübesine, birikimine, kariyerine yakışmayan bir oyundan ihraç bu. Sen ne olursa olsun kardeşim kenarda sakinliğini muhafaza edebilmen lazım. Şimdi bu travmadan, bu psikolojiden Samsunspor kurtulursa Bandırmaspor'u kendi sahasında yener. Ama Bandırmaspor zorlu bir takım. Yani Bandırmaspor'u da küçümsememek lazım. Nasıl ki Altay'ı küçümsemediler, 90 dakika boyunca iyi bir mücadele verdiler ve kazandılar. Bandırmaspor'u da aynı şartlarda hazırlanmaları lazım. Çünkü Bandırmaspor'un kreatif oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var, neticeye tesir edebilecek oyuncuları var. Landel gibi, Devalle gibi, Pote gibi yani gerçekten iyi oyuncuları var. Benim şeyim acizane tavsiyem Samsunspor'a Bandırmaspor'u çok ciddi olarak etüt edip analiz edip ciddiye alarak Bandırmaspor karşısında mücadele etmeleri. Zor maç ama favori olarak Samsunspor'u görüyorum tabii doğal olarak. Adana Demirspor Ankaraspor maçı var. Adana Demirspor bu hafta aldığı deplasman galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tekrar geri döndü. Ama Ankaraspor da ben bu ligde kalmak istiyorum dedi oynadığı oyunda. O karşılaşmayı nasıl bekliyoruz? Şimdi söylediğim gibi yani bazı takımlar var ki favori Adana Demirspor. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Ankaraspor yaptığı transferlerle enteresan bir takım. Yani takım olma yolunda da ilerliyor. Bu hafta Keçiören'i yendiler zor hava şartlarına rağmen. Onun için Adana Demirspor bu maçı önemsemeli. Bazı takımlar kendilerini çok büyük görüyorlar ki Adana Demirspor bunu yapıyor. Mesela bu hafta Resul'ün kaptırdığı bir top var ki gol yapamadı oyuncu. Çok enteresan bir şekilde. Eğer gol yapsa bu Resul'ün kaptırdığı topu daha maçında yenik duruma düşecek. Bakın şimdi bu ligde maçın enteresan kırılma anları vardır. Bunu yaşarsanız mesela olmadık yerde bir gol yersiniz. Olmadık yerde bir gol daha gelir. Çünkü takımlar arasında dengesizlik olduğu için güç dengesinde bir farklılık var. Bir gol yersiniz, ardından saldırırsınız. Saldırırken bir kontradan bir gol daha yersiniz. 2-0. Şimdi Ankaraspor, Adana Demirspor'a bunları yapabilecek özellikte bir takım. Onun için Adana Demirspor'un ciddiye alması lazım Ankaraspor'u. Maçın favorisi Adana Demirspor. Ankaraspor eğer böyle kırılma anlarında gol bulabilirse Adana Demirspor karşısında puanlar da alabilir. Yani Ankaraspor'un ligdeki yerine batmayın. Yani ligden sondan ikinci diye Ankaraspor'u yani bu maçta puan alamayacak gibi görmeyin, düşünmeyin. Ben Ankaraspor'un sürprizlere açık bir takım olduğunu düşünüyorum. Keza Peki. Adana Demirspor'un da sürprizlere açık bir takım olduğunu düşünüyorum. Hocam haftanın maçını seçecek olsak herhalde birçok kişi bu maçı seçer. Giresunspor Bursaspor maçı. Lider Giresunspor İstim üzerinde. Bursaspor da bu hafta beklemediği bir yenilgi aldı ama iyi top oynayan bir takım. Ligin en iyi top oynayan iki takımı belki. Diğer yandan da ligin en kolay gol atan takımlarından biri olan Bursaspor'la ligin en az gol yiyen takımı, hatta neredeyse 8 haftadır yemeyen takımı desek yeri var. Giresunspor oynayacak. Giresunspor-Bursaspor pazartesi karşılaşması nasıl bir maç olur diye öngörelim. Bana göre bu maçın mutlak favorisi Giresunspor. Giresunspor Bursaspor'u rahat yener diye düşünüyorum. Yani Neden öyle düşündün abi? şimdi Giresunspor hedefini ortaya koymuş. Giresunspor o hedefe göre sahada top oynuyor ve mücadele ediyor. Bursaspor'un hedefi yok. Bursaspor'un bir hedefi yok. Bu hafta hedefinin olmadığını veya hedefi olsa bile buna yürüyebilecek gücü olmadığını Altınordu maçında gördük. Şimdi Giresunspor hedefe kilitlenmiş.
ona göre mücadele ediyor. Ona göre savaşıyor. Onun için Giresunspor maçın mutlak favorisi diye düşünüyorum ben. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bakacağız, göreceğiz tabii neler olacağını. Giresunspor gerçekten saygıdeğer bir futbol oynuyor. Bunu altını çizmek lazım. Hedefi var. Hedefi var. Çok önemli bu. Hedefinin olması çok önemli. Hedefe göre mücadele ediyor. Giresunspor'un en takdir edilecek yeri bu. Hedefine göre mücadele ediyor. Hakan Keleş takımını ona göre hazırlamış. İyi gidiyorlar. İnşallah arzu ettikleri sonucu alırlar. İnşallah. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar yaptınız yine. Yararlandık yine. Bakalım maçlar oynandıktan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Bu defa da neler oldu onu konuşacağız. Sonraki haftaları konuşacağız. İşi bilen bir ve futbolu seven bir üstadla program yapmak da güzel oluyor tabii. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Son bir sözünüz varsa alayım efendim. Takımlara başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin. Hakemlerin hata yapmadığı bir hafta diliyorum. İnşallah. Bizim de en büyük dileğimiz o. Tabii bu skandala, Ümraniye maçındaki skandala benzer bir skandal artık kimse görmek istemez tabii. İnşallah. İnşallah bundan sonra daha güzel maçlar izleriz. Daha adil maçlar izleriz. Hakemlerin skora bu kadar etki yapmadığı maçlar görürüz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Herkese futbol dolu bir hafta diliyorum. Ve sizlere de selamlarımla, saygılarımla iyi günler diliyorum. Sağ olun.